Can Sumacıların dünyasından hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye. Herkese selam aleyküm. Allah'ın nur ve rahmeti üzerimize olsun. Bugün Allah nasip ederse şive dizi yapacağım. Şive dizinin hemen malzemelerini söylemek istiyorum size. Ben şimdiden hemen etimi, nohutumu bir güzel haşladım. Şöyle göstereyim. Etim ve nohutumu bir güzel haşladım. Şu şekilde. Bakabilirsiniz. Şu anda etim, nohutum haşlandı. Ve hemen sarımsaklarımı doğradım. Şöyle göstereyim. Sarımsakların kimisi böyle çok büyük büyüktü, kimisi böyle küçüktü. Bir tane oradan istisna çıktı ama maşallah sarımsaklarım büyüktü. Hatta özellikle sarımsakların böyle beyaz kısmını koyuyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. Orada arada böyle birkaç tane şöyle yeşil kaçmış ama onu görmeyelim diyormuşum. Ben şifa diye koydum. Normalde sarımsakların bu beyaz kısmını koyuyoruz. Hani şu yeşillerin hiçbir şekilde, şöyle göstereyim. Bu yeşil olan kısımdan hiçbir şekilde koymuyoruz. Hatta onları şöyle araya koyayım ben. Sarımsakların beyaz kısmını önce suyum, etim, nohutum haşlandı. Hemen haşlanan suya gördüğünüz gibi bir tabak hazırlamış olduğum göz kararı sarımsağımı hemen aktarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde de dediğim gibi yeşillerini koymuyoruz ama hani ben istisnadır koydum. Hani ben şifa olduğu için koyuyorum ama siz koymayabilirsiniz. Normali zaten şivedizin yani soğan, sarımsağın ve soğanın beyaz kısmıyla olur. Bunlar soğan ve sarımsak bende karışık. O yönden ben koydum. Şimdi hemen altını tekrar yakacağım. Bu arada hemen ben şöyle göstereyim. Yoğurdumu hazırladım. Bu benim ev yoğurdum. Yoğurdumu süzmüştüm. Süzme yoğurdum. Hemen 2 kaşık unum. Burada bir yumurtam, daha rahat, daha süt, yoğurt daha güzel mayalansın diye içine ben bir yumurta kırıyorum. Biraz tuzum var. Bu şekilde hemen sarımsak ve soğanların piştikten sonra Allah'ın izniyle hemen yoğurdunu çalacağım. Bunun yanına da ben bulgur pilavı yapacağım. Çünkü şivedisin yanına bulgur pilavı çok mükemmel gider. Şimdiden yavaş yavaş size çekilmeye devam edeceğim. Şu anda hemen yoğurdumu hazırlıyorum. Blender'da hemen yoğurdumu çırptım. İçerisine hemen şöyle bir yumurta koyuyorum. Ve içerisine şöyle 2 yemek kaşığı unumu da serpiyorum. Şimdi açmaya devam edeceğim. Evet, şu an yemeğimin son durumunu göstermek istiyorum size. Şöyle göstereyim. Sarımsaklarım ve soğanlarım, yeşil sarımsak, yeşil soğanım bir güzel, et ve nohut üçlüsü güzel bir şekilde pişti. Sarımsaklarım da pişti. Lagıt ateşte pişirdim. Ben bunu şu anda biraz altını yükselttim ama yoğurdum da hazır. Hemen biraz sıcak suyundan yoğurdun içerisine koyacağım. Dur anneciğim. Şöyle göstermek istiyorum. Yemeğimi sıcak suyundan yoğurdum içerisine koyacağım ki kesilmesin yoğurdum. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim hoştan önce Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, asadıyla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, muhabbetle yiyebilmeyi nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biraz daha yemeğin suyunu alıyorum. Şöyle kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda çok güzel bir şekilde sarımsaklarım ve soğanım pişti etle beraber ve şivedizim hazır. Hemen şimdi bunu hemen blenderımda çırpıyorum. Evet, biraz göz kararı tuzumu da attım. Şurada göstereyim. Hemen yoğurdumu, kıvamı hazır. Hemen içerisine döküp bir tık kaynatacağım. Şu anda yoğurdum hazır. Şive dizim de pişti Allah'ın izniyle. Bu arada ben hemen yağımın ısıtıp içerisine biraz nane döktüm. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yoğurdumu da içerisine katayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi masadayla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip et. Evet, şu anda şivezim tekrar ocağın üzerine koydum. Altında yaktım. Şöyle göstereyim. Hemen bir tık kaynadıktan sonra üzerine hemen nanesini çalacağım. Tabii nanesi çalmazdan önce ortasına biraz karabiber koyacağım. Bir çay kaşığı kadar karabiber koyacağım. Sonra üzerine nanesini çalacağım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi hemen şivedizimin yoğurdunu da bir taşım kaynattım. Şöyle görüyorsunuz, baloncuk baloncuk, bakın şu kenarlarda.
Hemen altını kapatıyorum. Ortasına bir çay kaşığı karabiberimi döküyorum. Üzerine de hemen hazırlamış olduğum nane ve zeytinyağı karışımımı dökeceğim. Hemen şöyle bakın, zeytinyağımı karabiber üzerine döküyorum. Şöyle. Evet. Güzel bir yemek oldu. Şivedisimiz hazır. Hemen servis yapıyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi şivedisim pişti. Elhamdülillah, çok da güzel oldu. Sunum tamamını hemen şöyle hazırlayayım istedim. Çocuklar çok acıktılar. Hemen yemek istiyor Caner. Hadi ben bakalım çocuklar. Unutmayın. Beğenmeyi, yorumlamayı, etmeyelim. Görüşmeyelim.